Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Trabzkap Savaşı'nı anlatacağım. Trabzkap Savaşı arkadaşlar bir Osmanlı-İtalya Savaşı. Hemen harita üzerinde Trabzkarp'ın yerini bir görelim. Evet arkadaşlar, Trabzkap günümüzde Libya adıyla bildiğimiz Afrika'nın kuzeyindeki, Akdeniz'in güneyindeki bir bölge. Aramızda Mısır var. Bu savaşta İtalya Trabzkarp'ı işgal edecek. Peki bu savaşın temel sebebi ne? Hemen geriye dönelim. 1. İtalya'nın ham madde ve pazar arayışı. Yani sömürgecilik arkadaşlar. Peki İtalyanlar neden ham madde pazar arayışına geç kaldı? Cevap, İtalya'nın siyasi birliğini geç kurması. İşte bu söylediğimiz madde bu savaşın temel sebebidir. İkincisi, İngiltere, Fransa, İtalya'nın Trabzkarp'ın işgali konusunda İtalya'yı teşvik etmesi. Hatta Ruslar 1909 yılında Roccanigi anlaşması ile Rusların İtalya'yı işgali konusunda serbest bıraktığını, teşvik ettiğini görüyoruz. Peki İngiltere, Fransa ve Rusya o yıllarda İtilaf blokuna üyeyken İtalya İttifak bloku, yani Almanya'nın yanında olduğu bir bloktaydı. Peki neden düşman bloktaki bir devlete bu teşviki yaptılar? Buradaki amaç arkadaşlar çok basit. İtalya'yı ittifak blokundan koparıp kendi bloklarına çekmek. Yani Almanya'yı yalnız bırakıp kendi taraflarına çekmek. Ben bir de yazıyla göstereyim arkadaşlar. Bir tarafta İtilaf bloku var. Bir tarafta ittifak bloku var. Bu tarafta İngiltere, Fransa ve Rusya var. Bu tarafta da Almanya ve İtalya var. Buradaki amaç bu üçü git Trabzkarp'ı işgal et diyerekten İtalya'yı kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Böylelikle ittifak blokunu parçalayıp Almanya'yı yalnız bırakmak gibi bir hedef var. Ayrıca arkadaşlar yine haritada göstereyim. Mısır İngiliz işgalinde. Şurası Tunus, Cezayir, Fransa işgalinde. Ortada Trabzkarp'ta ise bir tampon bölge olması isteği de var. Yani İtalyanlar İngilizler ile Fransızlar arasında tampon bölge oluştursun mantığı da güdülmüş. Peki bu savaşın diğer sebeplerine baktığımızda Trabzkarp'ın Osmanlı ile kara bağlantısının olmaması, Trabzkarp'ın coğrafi olarak İtalya karşısında olması, yine İtalya'nın güçlü bir donanmasının olması. Arkadaşlar burada ilk sırada yazdığımız sebep bu savaşın temel sebebi iken diğer sıralarda 2., 3., 4., 5., 6., 7. sırada yazdığımız sebepler sadece savaşın çıkmasını kolaylaştıran, İtalya'nın işgalini kolaylaştıran unsurlar olarak değerlendirilebilir. Peki savaşın gelişimine baktığımızda maalesef bölgeye ordu gönderemedik. Peki bunun sebebi ne arkadaşlar? Çünkü Mısır İngiltere'nin işgalinde olmasından dolayı karadan, donanmamız da zayıf olduğundan dolayı deniz yoluyla ordu gönderemiyoruz. Sadece Mustafa Kemal gibi, Enver Bey gibi, Fuat Bulca gibi, Nuri Jonker gibi, Ali Fethi Okyar gibi gönüllü subaylar bölgeye gidiyor ve bölgede sivilleri örgütlüyor. Sivillerin örgütlenmesiyle oluşan birliklere milis kuvvet diyeceğiz arkadaşlar. Birazdan resminde göstereceğim. Bu milislerle birlikte Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta savaşıyor ki Mustafa Kemal bölgeye gazeteci Şerif Bey kimliğiyle gitmiştir. Bingazi bölgesinde ise Enver Bey başarılı savaşlar veriyor. İtalyanlar bu savaşları kazanamayınca Osmanlı'yı vazgeçirmek için bir, yine harita üzerinde göstermek istiyorum, Çanakkale Boğazı'nı topa tutuyorlar. İki, şurada Rodos ve Onika'mızı işgal ediyorlar. Bir de Doğu Akdeniz Beyrut civarında sivil Osmanlı gemilerini batırıyorlar. Savaş Trabzkarp'ta olduğu halde bunların bu üç noktadan Osmanlı'ya saldırmasındaki amaç Osmanlı'yı barışa zorlamaktır arkadaşlar. Bu soruyu bekleyelim. Peki ne oldu Trabzkarp'ta? Kazanılmaktaydı bu savaş. Fakat bir anda bırakıldı. Çünkü maalesef Balkan savaşları çıktı. Trabzkarp Savaşı kazanılmakta olduğu halde Balkan Savaşları çıktığı için bırakıldıysa, demek ki Osmanlı için Trabzkarp'tan daha önemli olan yer neresidir? Tabii ki Balkanlardır.
Evet arkadaşlar bakın Mustafa Kemal'in milislerle yaptığı bir toplantı görüyorsunuz. Milis kuvvet demek sivil olduğu halde silahlanan birlikler için kullanılır ki bizim Kurtuluş Savaşımızda da Anadolu'daki milislerimize Kuvayi Milliye adını vereceğiz. Evet, sonuç Uşi Anlaşması. Arkadaşlar Uşi İsviçre'nin Lozan şehrinde bir şatonun adı. Burada 1912'de İtalyanlarla bir anlaşma yapıldı. 1. Trabzon ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı. Evet, maalesef Kuzey Afrika'daki son toprak parçası da böylelikle kaybedilmiş oldu. O zaman şöyle bir soru bekleyelim. Afrika'da egemenliğimizi bitiren anlaşmanın adı nedir? Cevap 1912 Uşi Anlaşması'dır. 2. madde. Bölge halkı dini yönden halifeye bağlı kalacaktır maddesi konmuş. Peki bu maddemizin yorumunu yapalım. 1. Hilafet burada siyasi amaçlı kullanıldığını görüyoruz. 2. Ümmetçiliğin devam ettirildiğini görüyoruz. 3. Bölge ile kültürel bağların devam ettirildiğini de görüyoruz. Bir diğer maddemiz. Onika'da ve Rodos Balkan savaşları başladığı için geçici olarak emanet olarak İtalyanlara bırakılmıştır. Peki bu durum neyi gösteriyor arkadaşlar? Tabii ki bu durum bu Onika'da Rodos'un Yunanistan eline geçmesini istemediğimizi ve maalesef donanmamızın çok güçsüz olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Trabzon'un duyun umumi olan borcunu İtalya üstlenecek. Bu nispeten olumlu bir madde ve yine diğer Avrupalı devletler kabul ederse İtalya kapitülasyonlardan vazgeçecektir şeklinde bir maddede konulmuş. Son olarak da Trabzon'da genel bir af ilanı yaptırılmış arkadaşlar. Evet, Onika'da Rodos'u görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir genel kültür bilgisi vermek istiyorum. Trabzon Savaşı dünyada ilk kez savaş uçaklarının kullanıldığı savaş olarak geçmektedir. Ayrıca burada Osmanlı Devleti bir tane savaş uçağı düşürmüştür. Dolayısıyla dünyada ilk savaş uçağı düşüren devlet Osmanlı Devleti'dir. Bir sonraki videomuzda da Balkan Savaşları'nı aktaracağız.